Merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bizim memlekette öyle derler, sefalar getirdiniz evimize, kanalımıza. İnşallah sizler için güzel şeyler paylaşıyorumdur. İnşallah yapıyorsunuzdur, kendinizi sevip bakıyorsunuzdur. Lütfen kendinizi sevin, bakın. Biz kadınlar aslında birbirimizi sevsek, dayanışma olsa aramızda, hatta bu yaptığım şeyleri komşularınızla, arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok mutlu olacağım. Bana da yazarsanız çok mutlu olacağım. Şimdilik sizlere bugün cildi arındırmak için, cildi porselen gibi yapmak için güzel bir peeling tarifi vereceğim. Öncelikle Handan Hanım bana bir beyaz kil. Ne Beyaz kadar kil yeter? şöyle bir daha az. Daha Evet, az. az yapacağız. Bu kadar Evet, yeter mi? evet. Bir şöyle tatlı kaşığı kadar kil. Onu da öyle eşit miktarda. Mısır unu. Mısır unu ne kadar ucuz bir malzeme değil mi? Bir de içerisine hani kuruttuğum portakal, mandalina, greyfurt kabuklarından da şöyle eşit miktarda hepsini şöyle iyice karıştırıyorum. Efendim birbirine girmesini sağlıyorum. Daha sonra efendim içerisine istediğiniz el kremi, vücut kremi ne varsa şöyle sıkıyorsunuz. Evet. Böyle iyice karıştırıyoruz. Spatulalarla ya da bir kaşıkla. Evet. İçerisine istersek biraz Çok katı olursa buna birazcık sulandırabiliriz. tabii, Olmuyor değil mi? evet. Ama krem de bakın homojen hale getirdi. Şimdi kremi neden koyuyoruz? Hani hem cildi tahriş etmeden yapabilirim, peeling Yapabiliriz. yapalım. Ben şöyle elimde göstereyim size. Cilt arınmadan yapılan hiçbir şey güzel olmuyor. Eğer cildi arındırırsak, sürdüğümüz kremin, yaptığımız maskenin çok daha faydasını göreceğiz. Şöyle gösteriyorum. Aynı bu şekilde. Elinize de sürebilirsiniz. Sorun yok. Şimdi birazcık Mesela tozunu mısır ununu biraz karıştırdım. Şu şekilde sürüyorum. Ve aynı kese gibi. buna hem yüzümüze hem vücudumuza Evet, yapabiliriz, değil mi? yapabiliriz. Tabii tabii Yani yapıyoruz da hem biliyorsun. yüzümüze, Hani vücudumuza. cildimizin engebeli olan o yolu dümdüz hale getiriyoruz. Şu şekilde bakın cilt hemen beyazladı. Hani herkesin derdi beyazlamaksa önce peeling yapacağız. Sonra sizler için anti-aging içeren güzel bir maske yapacağım. Aynı zamanda cildi besleyecek, canlandıracak. Mesela bir gece davete mi gidiyorsunuz? Ona hazırlanacağınız muhteşem bir tarif yapacağım. Efendim bu yaban mersini biliyorsunuz artık her yerde var. Yaban mersini çok severim. Şöyle bir çorba kaşığı kadar koydum. Bu da böğürtlen. Şöyle 4 tane kadar koymam yeterlidir. Evet. Efendime söyleyeyim çok az elma koyacağım. Çok az şöyle. Elma büyük çünkü. Elmada da ne var? Meyve asidi vardır. Bunlar tamamen cildin hem renk bozukluğunu giderecek. Ben hiç kimsenin sigara içmesinden yana değilim. O yüzden biraz cildinizi önemseyin. Çok az da ne koyacağım biliyor musunuz? Krem peynir. Şöyle bir çorba kaşığı kadar krem peynir koyacağım. O da cildin sıkılığını sağlayacak. Biraz da bal. Balı da hemen şöyle alıyorum. Bu şekilde biraz daha koyacağım. Gördüğünüz gibi malzemeden esirgemiyoruz ve çünkü bu mesela bunu 2 gün üst üste kullanabilirsiniz. Tavsiye ederim. 2 gün üst üste kullanın, göreceksiniz etkisini. Hemen yine bir robota koyup ya da bir blender'a böyle mosmor renkli bir maske olacak.
Evet. Rengi muhteşem oldu. Evet. Görüntüsü de çok iyi. Şöyle cam bir kaseye boşaltsak da görse. Şunu boşalt. Hemen boşaltalım görsünler. Bunu direkt tüm yüze, göz çevresi dahil, dekoltenize kadar. Gördüğünüz gibi. Ne kadar bekleyecek? Bir 20 dakika kadar bekleyecek. İçerisine ne koyduk Handan? Böğürtlen, 4 tane. Koyduk 4 tane. Yaban mersini koyduk. Bal ve krem peynir. Krem peynirde inanılmaz derecede kalsiyum vardır. Cildin sıkılığını sağlar. İçerisinde bal vardır, nemlendirir. Evet. İçerisinde mor olan meyveler vardır. Direkt antioksidan görevi yapar. Ve cildinizde 20 dakika bekledikten sonra önce ılık sonra soğuk suyla yıkayın. Ve aynaya baktığınızda bizi hatırlayın. Bu haftalık bu kadar. İnşallah haftaya tekrar görüşmek dileğiyle efendim.